Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün yayınımızı bu şekilde yapıyoruz. YouTube'un yayın politikaları noktasında bir takım sıkıntılar yaşadığımız için kanalla ilgili, hatta Kur'an-ı Kerim meallerini kaldırmak zorunda kaldık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Bu noktada bazı kurallar dahilinde kendi video içeriklerimizi hazırlama ile ilgili bu şekilde bir müddet yayına devam edeceğiz. Evet. Burada şahsın önemi yok, anlatılanların önemi var. O yüzden şahsa önem verilmediği için, verilmemesi için bu şekilde bir yayın yapmayı uygun gördüm. Bu noktada sorularınız olursa cevabımı da şu an vermiş bulunmaktayım. Önemli olan derse odaklanalım inşallah kardeşlerim. Ve kanalın daha güçlü olması açısından, yani abone olmaya çalışalım. Sizden bunu ilk defa istiyorum. Çünkü kanal ne kadar güçlü olursa o kadar etkili oluyor. O kadar kanalın önüne geçilemiyor. Abone sayısı güçlü olduğunda kanalda ufak tefek bir takım sorunlar yüzünden kanalın video akışı durdurulmuyor. Bugünkü konumuz yine Cercültiye kapsamında. Niyetinle, yani niyetinizle DNA'nızı değiştirebilirsiniz. Yani fıtri, yaratılış fıtratına dönme noktasını yakalayabiliriz. Allah vermek istemeseydi o isteği sizde uyandırmazdı. Yani Allah sizden dua etmenizi istiyorsa o isteği sizin kalbinize verir Rabbim. El-Mucib. Duayı oluşturup ona icabet eden. Varlık bize bizden daha cömerttir. Yani Allah bize bizden daha cömerttir. Bu cömertlik içinde bütünün ve bireyin en yüksek hayrı her an gözetilir. Cevaplar bireyin hayrına olacak biçimde verilir. 1980'li yıllarda her hücrenin foton, yani nur yaydığı tespit edildi. Ve yan yana gelen iki ayrı hücre fotonunun frekansı ölçülmeye başlandığında ikisinin de bir süre sonra aynı frekansa girdiği, birbiriyle uyumlandığı gözlendi. Yani eskilerin tabiriyle kalpten kalbe yol vardır misali. Bir kuantum biyoloğu ise bunun tarafından yapılan bir deney, ismi önemli değil, deney yapılacak kapların içini tamamen vakumluyor ve içine fotonlar bırakılıyor. Fotonların kabın içinde rastgele dağıldıkları görülüyor. Daha sonra kabın içine DNA'lar bırakılıyor ve kabın içinde fotonların DNA'nın dönüşüne uyum gösterecek aynı düzende dairesel olarak, spiral olarak döndükleri tespit ediliyor. Bu çok önemli. Bir sonraki aşamada DNA'lar çıkartılıyor ve fotonların rastgele dağınık olmaları beklenirken yine DNA'nın dizilimine uygun biçimde döndükleri, yani DNA'dan kazandıkları dönme şekliyle devam ettikleri görülüyor. Burası çok önemli. Başka bir deneyde tıpkı su moleküllerinin düşüncelerden etkilenip geometrisini, şekillenişini değiştirmesi gibi, bu sefer de birçok sayıda deneye plasenta DNA'ları taşıyan deney şişeleri veriliyor. Plasenta nedir? Biliyorsunuzdur. Plasenta gebelik nedeniyle ortaya çıkan organların en önemlisidir. Plasentanın en önemli görevi döl yatağı içindeki gelişimi süresince gereksinimi olan maddelerin anneden çocuğa aktarılmasını sağlamaktır. Deneye dönecek olursak, deneklerden bir duygu üretmeleri, bir duygu hissetmeleri isteniyor. Her şişe için ayrı bir duygu ve ayrı bir denek kullanılıyor. Sonuçta DNA'ların
iyi duygularda açılıp gevşediği, kötü duygularda ise kapanıp büzüştüğü gözlemleniyor. Bu deney HIV virüsü taşıyan deneklerin DNA'larında tekrarlandığında minnettarlık, sevgi, takdir, neşe taşıyan duygu titreşimlerinin DNA'yı önceden ölçülen dirence göre yüz binlerce kat daha dirençli hale getirdiği tespit ediliyor. O yüzden dışarıdan sesin etkisi diyoruz biz buna. Kur'an'ın dinlenmesi, lahuti alemden gelen o titreşimler insan DNA'sında asıl fıtrata dönüşün enerjisini başlatmış oluyor. Ve bu bir şifa niyetiyle olduğunda şifa oluyor insan için. Ve değişim daha güzelleşmeye doğru gidiyor. İşte deneyde görüldüğü üzere biz düşüncelerimiz ve hayalimizde DNA'mızı değiştirebiliyoruz. Aslında hayal diye bir şey yok. Hayalde olan her şey aslında gerçekte bu eşyanın hakikati dediğimiz, eşyanın ötesindeki perdede olan şeyler. Fakat bunların ortaya çıkması bir takım yetilerin ancak gelişmesiyle olabilecek şeyler veya bunun Allah tarafından insana bu ilmin yetkisinin verilmesiyle alakalıdır. Evreni ve sizi saran esir maddesinden oluşan, yani atom maddesinden oluşan titreşimsel alanda aslında birbirimize bağlanıyoruz. Kısacası kendi niyetimizi etkileyebildiğimiz gibi bu yaratılış ağını da etkileyebiliyoruz. O yüzden hayır konuşun, hayır olsun. Şer konuşursanız o bölgeye o şer sizin tarafınızdan yayılır ve dalga dalga büyümeye başlar. Ama evrene hep iyi dilekler gönderin diyorlar ya, aslında bu bir noktada, asıl noktada Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini anlatıyor. Hayır konuşun diyor, hayır. Hayır konuşan evrene hayır enerjisi yayar. Yine Efendimiz Aleyhisselam, ey Ali, duanın içine hayali kat diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, İmam Ali radıyallahu anh'a bir niyet, üçüncü göz seviyesi olan Agya yani Ra esması çakra seviyesine yani makam-ı raziyeye ulaştığında artık o gerçektir. İnsan-ı kamiller topluluğu bu bilinç seviyesinde oldukları için düşüncelerinden bile artık sorumlu olur onlar. Kuvve-i hayaliyenin merkezi işte burasıdır ve hayallerimiz irademize göre şekillenir kardeşlerim. İmajinasyon dediğimiz imgeleme, hayal gücü. Yaratıcı bilincin kullandığı bu temel yetidir. Bu ruhani düzeyde olan bir olguyu fiziksel düzeyde tezahür ettirme eylemidir. Düşüncenin bir enerji formu olduğu bugün bilim tarafından kabul edilmekte ve bu konuda etkileyici neticeler alınmaktadır. Bu düşünce formlarını iç gözümüzle, yani bugünün insanının bahsettiği astral ve enerji beden seviyesinde görmekse gayet mümkün. Önce enerji beden olan eterik bedenler birbiriyle tanışır. Dolayısıyla iletişimin ilk noktası burasıdır. Buradaki uyum ruhsal köklerimizin uyanmasına ve önceki tanışıklığın hatırlanmasına yol açar. Bu konu parapsikolojide düşünce şekilleri, kadim bilgelikte ise misal ve meleküt alemine ait oluş formları olan melekler, cinler, hüddamlar olarak tanımlanır. Kabirde azaba, sıkıntıya sebep olan olgunun kendisi, ikinci beden seviyesinde olan düşük frekanslı düşüncelerin farkındalıklı bilincin silikleşmesi neticesinde form kazanmasından başka bir şey değildir. Evet, ikinci beden dediğimiz aslında hani Allah ayetinde iki doğudan iki batıdan bahsediyor ya, insanın da bir görünen bir görünmeyen kısmı var. Ruh alemi var. Asıl ebedi alemde olacak bir bedeni var. İşte bu kabirde bu noktada yaptığın, ettiğin her şeyle karşına ayna olarak, yansıma olarak çıkıyor.
Bu gerek azap, gerek mükafat olarak. Her kalbin temsil ettiği bir koku, renk, şekil veya onunla bağlı olan temsilci bir hayvanı ya da temsilci bir meleği, mekanı vardır. Kabir boyutunda realite kazanan bu formlar burada ektiklerimizin sonucudur. Yani dünyada ne yaparsan, ne ile meşgulsen onunla kalkarsın kardeşim öbür tarafta. Varoluştaki tüm formlar insan merkezine bağlı olarak varlık kazanabilir. Kutsi hadiste sen olmasaydın felekleri yaratmazdım diyor Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde. Özünü ruhani, bedenini ise hayvani hayattan alan insan sureti ancak üçüncü göz seviyesine yani kalp merkezine bağlı olan seviyeye yükseldiğinde işte o zaman insan olur, asıl fıtrata döner ki bu noktada ona Hazreti İnsan derler. Bu seviyeye ulaşan bilinç bu yüksek vibrasyonları duru görü dediğimiz saf, net görü yetisiyle görür ve onlar üstünde bir kudrete, bir tesir gücüne erişir. Bu karmik bağlardan kurtuluş artık yetileri kullanabilmek anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, ra esmasının ra'sı ile beden, zihin ve ruh birbiriyle ilişiklenip birlenir, tekleşir. Dolayısıyla tüm çalışmalara bu esma ile başlamalıyız. Zaten uygulamalarda da bunları önümüzdeki derslerde inşallah anlatacağım. Evet, tüm çalışmalara bu esma ile başlarız ki düşüncelerimizin berzah alemi olan spatyumdaki ve beden dediğimiz kabirdeki kirli oluşumları buradayken değiştirip doğru meyveler alabilelim. Bu çiftçi olan irademizin doğru tohumları ekmesi ve hasadı ona göre toplaması noktasında önem arz eder. Yani çiftçi tarlaya neyi ekerse karşısına da o çıkacaktır. O yüzden biz de bu dünyada hayat yaşamımızda ne yaparsak karşımıza ebedi aleme geçişte o çıkacaktır kardeşlerim. Manevi konuların fizik yasalarından ayrı olduğu zannıyla hareket etmek, duygular girdabında boğulmaya sebep olur. Maneviyat maddiyatla sınırlandırılamaz. Ancak maddiyattan yani yasadan da kopartılamaz. Çünkü dünya içerisinde sebepler dairesinde yaşıyorsun. Dolayısıyla yapılan her ibadetin hikmetini bilerek yapmak. Alınacak sonucun hızlandırılması noktasında bu çok büyük önem arz eder. Bütün sadece çalışmaya odaklanmak sonucu bloke edeceği gibi dinlenmeyi ihmal etmek de sonucu geciktirir. Evet. Burada denge odur ki namazda sesini ne yükselt ne de kıs. İkisi arasında bir yol tut diyor İsra suresi 110. ayette. Kişi sürece yani ilerleme sürecine sonucun mutlak hayır olmasına niyet ederek odaklanmalı önce. Sürecin hayırlı sonuca doğru ilerlediğinin semptomu ise yani belirtileri ise İçindeki lezzet, kolaylık ve iç tatmin ile orantılıdır. Siz o işten eğer gerçekten niyetiniz halisse o zaman kalbi duygularda bir mutmainlik yaşayacaksınız. Yani bir haz almaya başlayacaksınız. Zira suhulet, kolaylık evrendeki en temel ilkedir ve bunun büyük bir keyfi vardır. Cennet mutluluk beldesidir ve insan şimdi buradayken bu doğal dengeyi, mutluluğu belirleyici unsur olarak seçmelidir. Bu seçim en büyük ibadettir. Mutlu olmak en büyük ibadettir. Şirkten arınmışlık halidir. Mutlu olmak Allah'a ve yasalarına uymaktır. Resulullah'ın peşinden gitmektir. Allah'ın bize farz kıldığı namazları kılmaktır, ihmal etmemektir. Çünkü namaz müminin, insanın miracıdır kardeşlerim. Allah'la tek bağlantı olduğumuz andır. Secde anı ise Allah'la en yakın olunan haldir. Eğer bunu gerçekten kavrayabilsek. Namaz konusunda ve dua konusunda yine önümüzdeki derslerde sizlere bu konuda
daha ayrıntılı bilgiler vermek istiyorum. Bunları bilmeden bir takım niyetler de yapsak bazı kardeşlerimizde bunlar açılabilir. Ama bu noktada bilerek, bu ilmi öğrenerek hareket edip buradaki ilmi öğrenmemizdeki asıl sebep tefekkür dünyamızı geliştirmek. Tefekkür olmadan zaten bu noktada bir şey yapamayız. Eğer kişi mutlu değilse orada çok ciddi sorun var demektir. Yine Celcülitiye'nin 74. babında işte bütün bunlar nur kelimeleridir. Onların özelliklerini topla ve manalarını tahkik et diyor. Bütün hayır onlarla tamamlanır diyor. Evet, Allah'ın nuru her şeyi kaplamıştır. Yine elif, lam, sonra peslerindeki ra sırrıyla diyor. Ra sırrıyla, titreşimiyle. Nur isminle bütün süfli ruhanilerin üstüne çıktım diyor. Yani o bulunduğun kötü enerjinin tamamen silikleşmesi, silinmesi ve pozitif enerji durumuna yükselmesidir insanın. Elif, lam, sonra mim ve ra ile ruhların mecmuasına yükseldim. Fakat gerçek ruh çok yücedir diyor. Burada yine 57. ve 58. bablarda. Evet, burada ruhların makamı kamil insanların, evliyaullah zatların, büyüklerin, peygamberlerin makamlarının olduğu yerdeki ruhlarla beraber olma. Esmalarını imgeleme ile yetin. Yani esmaları hayal et. Yani senin üzerinde bulunan galip esmalarını aktive et. Bu nasıl yapılacak? Zaten her gün, her saniye hayal gücümüzle ya aktive ya da deaktive, yani pasifleştiriyoruz. Yaşamımızla ilgili türlü blokajlara sebep olmaktayız. Yani kendi kendimize bloke ediyoruz bazı şeyleri. Bu çalışmada imgeleme yetisini doğru değerlendirilerek temel yaşam enerjimizin bilinç dışı katmanlarda sıkışıp kalmış tüm boyutlarını, üçüncü göz mertebesi olan irade noktasında hayırlarla kullanmayı inşallah öğreneceğiz. Bu teknikler tamamıyla Kur'an ve hadislerden ilham alınarak hazırlanacak. Kuvve-i hayaliye ile sağlıklı ilişkiler kurup, mutluluk, refah, rahatlama, bolluk ve bereket esmaları ile zenginleşmek son derece aslında mümkün. Yeter ki bunları kullanabilelim. Yapılması gerekense yalnızca birkaç basit konuyu anlayıp sükunetle bunu uygulamak olacak inşallah. Evet, bundan sonraki dersimizde devamında etkili bir hayal kurma, bu imgeleri yapabilmemiz için buradaki adımlar, işte doğru niyet, duanın kabul olmuş gibi yaşanması noktasında bir takım bilgileri inşallah paylaşmış olacağım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hasta kardeşlerimize de acil şifalar nasip eylesin. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.